Selamlar arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu Canoşki 48 isimli bir takipçim için yapıyorum. Bu arkadaşın bir sorusu olmuş. Bu işe ilk nasıl başladın diye. Arkadaşım benim amcam linç operatörlüğü yapıyordu Fransa'da. Daha önce Almanya'da falan kullanmış. Okul linç kullanıyordu. Onun sayesinde, yani onun sayesinde der ki... Diyorum ki, bu kapilat değil, tasarının üstüne söyleyeceğim, yok diyor, demirin üstüne koymuyor. O arkadaşım sorduğu soruya göre... Salih abi sana diyor ki, bana sinirleniyorum diyor. Böyle mallarla çalışmasan sinirlenir Salih abi. Neyse, çalıştığımız küçük şantiyelerde kulevinçler vardı, kumandalı. Manito vardı, ilk önce ben manito kullanmıştım. Ondan sonra küçük kulevinci de kumandayla yerden hem çalışıyordum hem kullanıyordum. Bu şekilde elime alıştırdım. Sonra ben bu işi yapabileceğime orada bana bir özgüven geldi. Dedim ben bu mesleği yaparım. Bu şekilde başladım arkadaşlar. Ondan sonra da çok zor bir meslek, kolay bir meslek değil gerçekten de. Ama her şey sizin elinizde. Yani kendinizi geliştirmek, vincinizi güzel kullanabilmek de sizin elinizde yani. Vinci güzel kullanabilmek, aşağıdaki insanları yormamak, dikkatli çalışmak. Bunlar da sizin elinizde yani. Makinelerin kapasitelerini ölçmek, kaldırabileceği yükleri, ondan sonra malzemenin adını öğrenmek, bilmek. Ben daha önce aşağıda inşaatta çalıştığım için normal duvar ustasıyım. Duvar alıp ustasıyım ben kendim. Yani aşağıdaki ustaların da, işçilerin, elemanların da neler hissettiğini, neler yapmak istediğini en azından biraz bildiğim için. Bunu da kendilerde sözlü sulamazsa değil, bebek kusura bakma. Bildiğim için o yüzden ben kendim bu mesleği seçme karar verdim. Bu mesleğe geçtim yani. Bir de bu meslek Türkiye'de daha zor bildiğim kadarıyla. Bazı arkadaşlarımla muhabbetim var, muhabbet. Türkiye'deki operatör arkadaşlarım. Birisi orada, arkadaşlar üstüne sorsun, galiba abicam. Onlarla konuşuyorum, soruyorum nasıl bu işler, nasıl ilerliyor, neler oluyor, neler bitiyor. Onların tarif ettikleri tarife göre, bilgilerine göre şeye... biraz ses yapıyor vinç. Bu şekilde başladım arkadaşlar. Ne yaparsın Salih Hoca, bir bardak çayı hazırsın ha. Teşekkür ederim, bir tane hazırlı da biraz boşta kalınca alayım o çayı. Çay yeni tuttum, kendine gelsin. Neyse. Mesleğin zorlukları çok arkadaşlar gerçekten de. Hani vinç zincirler sallanması, insanlara zarar vermesi. Biraz sıkıntılı bir durum. Aldığınız yük yani bağlantısını yanlış yapıyorlar. Bir şekilde siz onu fark ediyorsunuz ama kaldırmak zorundasınız. Zorluyorlar sizi. Yani ille de bu iş olacakmış gibi. Kaldırmasan olmuyor. Kaldırınca da mecbur dikkat edeceksin. İnsanların üzerinden geçmeyeceksin ama yükle öyle bir sakat bir durumda. Yani genelde elinizden geldiği kadar herhangi bir yükle yani insanların üzerinden geçmemenizi tavsiye ederim. Her şey
dört dörtlük görünse bile ne, herhangi bir aksilikte Allah dost etmesin birinin bir insana zarar verebilirsiniz, öldürebilirsiniz. Çünkü kaldırdığınız yükler tonlarca ağırlıkta oluyor. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Yani birkaç tane önceki videolarımda bu maaşlardan falan bahsediyorum. Onlarda maaşı güzel ama riski büyük, sıkıntısı büyük, anlaşmak zor aşağıdaki insanlarla. Artık burada Avrupa'da genelde o kadar çok aşırı derecede fazla bir şey yok ama ben rastlamadım. Türkiye'deki insanların hakaret ettiklerini, bağırıp çağırdıklarını, ben buradan o aşağıda çalışan insanlara da sesleniyorum. Kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani boşu boşuna yukarıdaki vinççiye bağırarak, çağırarak, panik yaparak, yaptırarak yani hiçbir şey elde edemezsiniz. Vinç operatörlerinin daha da çok panik yapıp daha da çok zorlanmalarına neden olur bu. İşlerini rahat yapamadıkları zamanlar illaki riskli bir durumda panik yaparak kötü olur, yani iyi olmaz. Yani öyle küfür etmeyle, bağırıp çağırmayla hiçbir yere varamazsınız. Ben size bunu söyleyeyim. Biz Avrupa'da yaşıyoruz. Ben acemiydim ilk başladığım sıralarda. İnsanlar anlayışla karşılıyor arkadaşlar. Bu yani siz bir vinççinin bazı hatalarını idare etmezseniz, kapatmazsanız o vinççi nasıl profesyonel olsun, nasıl experience sahibi olsun, nasıl tecrübe sahibi olsun. Yani demek istediğim gerçekten de öyle kızacak, bağıracak, çağıracak bir durum görmüyorum ben. Yani hata büyük olur. Kızsan gene eline bir şey geçmez. Hata olsa da olmasa da kızmayla, bağırıp çağırmayla hiçbir yere varılmaz. Bunları eğer ki beni izliyorsa işverenler, kalfalar, ustalar, kızmayla hele de vinç operatörüne hiçbir şey yaramaz yani. O çünkü yukarıdaki insanda sabrı taşı değil sonuçta, yani size daha çok büyük bir zarar verebilir. Size zarar verdiği gibi kendisine de zarar verebilir. Vinci de devirebilir o anki öfkeyle. O yüzden sakin, işi öğreterek güzel bir şekilde birbirinizi idare etmenizi tavsiye ederim. Herkes istiyor ki tecrübeli bir eleman olsun. Sen yanına gelen acemiye veyahut da ne bileyim yani tecrübe sahibi etmek istemeyerek yani kızıp bağırıp çağırıp işten kovarsan o adam nasıl tecrübe edinsin arkadaşlar. Bunu da demek istedim burada. Buradan bütün emekçi kardeşlerime selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Videolarıma yorumlar yapın, beğeniler yaparsanız, kafanızdaki soru işaretlerini sorup da bildiğim kadarıyla güzel bir cevap almak isterseniz yorumlardan bildirin bana. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım bildiğim konularda arkadaşlar. Karanlıkta işe başlıyoruz. Şöyle şantiyemizi de göstereyim son bir. Şu şekilde daha güneş doğmadı. Projektörlerle çalışıyoruz. Yarın buraya da beton dökeceğiz kazanla. Yine bir video yaparım yine. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.